Merhabalar, Aktif Tavsiye'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda evimizde kullandığımız arkadaşlar Fakir Luca Blender'ımızın bu kabling kısmı bozulmuş. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Size bunu anlatmak istiyorum. Genelde Fakir'in ürünlerinde arkadaşlar şurada bir adet kapak oluyor. Bu kapağımızı bu şekilde tornavidayla söktükten sonra altında 2 adet vidamız var arkadaşlar. Bu vidayı söküyoruz. Evet. Vidalarımızı söktük. Daha sonra arkadaşlar hafiften şöyle asılıyoruz. Eğer sizin burada vida yoksa şu tuşların altında da olabiliyor arkadaşlar. Tuşları önden, sağdan, soldan biraz böyle esneterek çıkartabiliyorsunuz. Çok zorlarsanız tırnaklar var. Tırnaklarını kırabilirsiniz. Daha sonra bakın hafiften esnetiyoruz. Araya tornavida sokuyoruz arkadaşlar. Sert bir şekilde asıldım arkadaşlar hafiften. Şurada 2 adet tırnağımız var. Bu tırnaklardan kurtarıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi tuşlarımız altında herhangi bir zaten vida falan da yoktu. Gördüğünüz gibi blenderımızın motor kısmı ve elektrik aksamı burada arkadaşlar. Sigortanız falan atarsa yine buradan değiştirebiliyoruz. Bakın burada da yine evet. Daha sonra şu bakın kapa kısmının orada arkadaşlar kaplinimiz var. Bunun ismi kaplin. Bunu internetten Fakir Luca diye arattığınızda veya kendi blenderınızın modeli neyse onu arattığınızda çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu internetten 2 tanesini 30 liraya aldım. Şimdi değiştirme aşamasına geçiyoruz. Sökmek için şöyle herhangi bir yan keskiyle olabilir. Biraz zor öyle arkadaşlar ama çok zorlamadan iterek gördüğünüz gibi kaplinimizi attırdım. Şimdi yeni aldığımız kaplinle eskisine bakalım. Gördüğünüz gibi boyutları birebir aynı arkadaşlar. Şimdi yeni aldığımızı buraya takacağız. Bunu da yine takmak için taktıktan sonra birazcık baskı uyguluyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten yerine oturuyor hemen. Evet. Bu şekilde kaplinimiz yerine oturdu arkadaşlar. Hemen kutumuzun kapağını takalım. Blender'ımızın üst kapağını. Hemen blenderımızın üst kapağını takıyoruz. Şurada sol kısmında ayarlayalım. Evet gördüğünüz gibi bakın şu an blenderımız yerine oturdu. Hemen vidalarımızı da takalım. Daha sonra blenderımızın vida kapağını da takıyoruz. Ve işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Artık blenderımızı takıp rahatlıkla kullanabiliriz. Evet. Şimdi prize takalım. Ve blenderımızı çalıştıralım. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık blenderımızın kaplini oldu arkadaşlar. Bu şekilde sizler de evlerinizde bozulan blenderlarınız varsa tamir edebilirsiniz arkadaşlar. Şu 10-15 liralık bir parça için tekrar yeni bir blender almanıza gerek yok. Bu videomuzdan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz. Videomuzla ilgili soru, görüş ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, en önemlisi sağlıcakla kalın.